Canlar. Hoş geldin Basri'cim. Evet, katılanlara hoş geldiniz demek istiyorum. Aylin'cim hoş geldin. Evet, Gökmen Hanım da geliyor, geldi, katıldı. Şimdi kendisine canlı yayın alacağım. Bugün sevgili Sezgin hoş geldin. Gökmen Hanım'ı alacağım şimdi. Hani heyecanla bekliyorum. Çok keyifli ve güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Bugün yazanlar da var. Ondan dolayı da üst üste biraz onu kapattım, sessiz aldım. Çok yazanlar vardı gruptan. Gülercim hoş geldin canım. Gökmen Hanım'a yolladım. Sevgili Gökmen Hanım'ın Hayal Defterim adlı kitapları var. 1 ve 2. Bir Doğu Ekspresi hikayesi. Bununla birlikte çok gerçekten şöyle bir şey söyleniyor. Bir solukta okuyabileceğiniz bir kitap deniliyor. Yorumlar da çok güzel. Merdiyeciğim hoş geldin canım. Gökmen Hanım göndermiştim istek ama ulaşmadı mı acaba? Niye olmadı? Yeniden göndereyim. Ve beğenebileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Nasıl geçiyor? Bu arada neler yapıyorsunuz? Dışarı attınız mı kendinize? Havalar da çok güzel gerçekten. Bununla birlikte şeyler sorulmuş. Enerji çalışması yapıyor musunuz diyenler yazmış. Enerji çalışması yapmıyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Niye olmadı? Gökmen Hanım'a niye bağlanamadık onu anlamadım. Aslında Gökmen Hanım'a gönderdiğim istek. Evet. Gönderdim. Enerji çalışması yapmıyorum. Tabii ki birebir seanslar veriyorum. Eğitimler de veriyorum ama şu an grup eğitimine, motivasyon eğitimlerine vermemeye başladım. Şu aralar biraz durdum. Bazı nedenlerden dolayı kendimce bazı nedenlerden dolayı kestim. İleriki süreçte bakacağız bakalım. Şancım hoş geldin canım. Gökmen Hanım'a niye ulaşamadım onu anlamadım. Ona bakıyorum. Halbuki istek yine yolladım ama. Gökmen Hanım niye olmadı? Size gelmiyor mu? Bu arada Azerbaycan'dan, Avustralya'dan izleyenler oluyormuş. Herkese de çok selamlarımı yolluyorum. Zaten Bulgaristan ve İsveç olsun Danimarka'ya çok çok selamlarımı yolluyorum. Dayımlar, kuzenlerime. Azerbaycan'dan da izlenmelerine çok şaşırdım. Çok da sevindim açıkçası. Türkiye'den zaten çok ilimizden İstanbul, Ankara zaten başta olmak üzere izleniyor. Bunun yanı sıra yani Azerbaycan biraz şaşırttı açıkçası. Birçok iller var yazanlar. Almanya var. Onlara da çok selamlarımı yolluyorum. Katılanlar katılıyor. Gökmen Hanım niye olmadı onu anlamadım ama inşallah ulaşacağız kendisine. Bekliyorum neden. Yine kaç defa yolladım istek. Katılım olarak değil izli olarak geliyor diyor. Siz bana yollasanız. Ah tamam şimdi şey yaptık. Bir saniye Gökmen Hanım. Ben de anlamadım ama. Aa. Gönlüm alım. Geri mi çevirdiniz? Ona niye öyle oldu? Biz bugün bir şeyler oluyor anlamadım ama. Siz bana gönderin Gökmen Hanım. Allah Allah. Yani Instagram'da şeyler olur. Acayip acayip. Evet, katılanlar bekliyoruz ama niye olmadı? Gökmen Hanım, siz yollayın ya da istek. Bakayım. Yeniden yine yolladım. Katılacağız. İnşallah olacak bu sefer diye düşünüyorum ama inşallah olur. Şerifeciğim hoş geldin.
Katılanlar var. Gördüklerime şey yapıyorum. Seda Hanım hoş geldiniz. Ben niye böyle durdu? Bekleyin diye baktım. Allah Allah. Şaka gibi. Bekleniyor diyor. Niye olmadı ki? Ay, ilk defa böyle bir şey de oldu. Gönderdim birkaç kez diyor. Tamam davet şey gönderdim. Niye olmadı Gökmen Hanım ki? Bir saniye yeniden yine. Davet edelim yeniden. Biraz bana şey geldi gözlerim. Oh Şükür sana. Herhalde. Dedim bağlanamayacağız herhalde artık. Yani ne olduğunu anlayamadım. Nasılsınız Gökmen Hanım? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyi gördüm sizi ve enerji dolu. Süper. Şöyle Teşekkür ediyorum. bilgili kişileri çok seviyorum ya. Hayat dolu insana enerji veriyor açıkçası. Çok sağ olun. Sizin enerjinizin yansıması. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün de böyle birkaç gündür hava da çok güzel. Tam gezmelik bir hava aslında baktığımızda. İnsanlar diyorum 60'tır kendisi. Neler yapıyorsunuz diye sorduğumda. Çoğu kişi şöyle diyor. Artık evlerde kalmak istemiyoruz. Bunaldık, sıkıldık diyenler oldu. Hepimiz gibi. Evet. Çoğu kişi artık bunaldı. Hava da güzel. Bu havanın da tadını çıkarmaya çalışıyor açıkçası. Evet. Gökmen Hanım, öncelikle şey yapamadım, devirdim. Bugün bir şeyleri deviriyorum bir yandan. Kitaplarınız var. Ben de bağlanmadan önce söz ettim. Birkaç kişiye de söz etmiştim. Etrafımda çoğu kişilere şey yapmıştık. Tabii Hayal Defterim 1 ve 2. Bunlar hani sıra sıra ayrı kitaplar. Bunlar hakkında biraz sohbetimiz olacak, konuşmalarımız olacak. Hem bilgi alacağız sizlerden. Buna başlamadan önce kendinizi biraz tanıtır mısınız? Tabii mutlaka tanıyanlar vardır, sizi izleyenler, tanıyanlar ama tanımayanlar için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Niye böyle yaptım? Tabii ben 1970 İzmit doğumluyum. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 33 senedir mesleğimi sürdürüyorum. 18 yılını yöneticilik olarak devam ediyor. Şu anda da özel bir hastanede yönetici olarak çalışıyorum. Mesleğimin yanında çeşit çeşit ek işler de tabii kendime. Çok Mutlaka. hafif bir işte çalışıyorum gibi. Ama şuna inanıyorum ki zaman doğru kullanılırsa her şeye yetiyor. Kesinlikle. Dolu 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 yaşadıkça insan enerjisi ve mutluluğu her zaman daha fazla oluyor. Tabii ki stresli bir işte çalışıyorum ve bu stresi atmam için de kendimi farklı yönlerde oyalamam gerekiyor. Mutlu etmem gerekiyor, enerjimi şarj etmem gerekiyor tekrar tekrar. O yüzden eskiden beri çok okurum, çok yazarım, küçük küçük notlar tutarım. Gittiğim bir seyahat sonrasında da evet masalsı bir seyahatti, güzel bir yolculuktu. Orada da hayal kurmak uzun seyahatlerde güzel oluyor. Aynen. Kurduğum hayallerle gerçekleri birbirine harmanlayarak böyle iki kitapla karşınıza geldim. Bu kadar güzel. Bu arada Gökmen Hanım'a sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Merak ettiğiniz konular olabilir. Gökmen Hanım, şey hakkında konuşalım. Şimdi Hayal Defterim 1 ve 2. olan çok da yorumlardan şöyle bahsediliyor. Çok güzel bir kitap. Bir solukta okuyabileceğimiz bir kitap. Çok da keyif aldık deniliyor. Bu kitaplar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Kısaca da olsa Evet. izleyicilerimizin. Şöyle az önce de bahsettiğim gibi hayallerle gerçeğin harmanlanması olduğu için sanıyorum. Sahiden bir solukta okunup biten kitaplar olduğu yorumunu sürekli alıyorum. Ben de alıyorum. İşte sosyal medya hesaplarında da paylaşan çok arkadaşım var. Kendi yakın çevremde de zaten onlar heyecanla beklediler. Benle bu yolculuğu birlikte tamamladılar. Çok yakın çevrem. Hepsi heyecanla kitabın yayınlanacağı günü bekledi. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar.
Orada iki karakterden oluşuyor aslında. İki karakter, ana karakter ve sonra hayatımızın içindeki karakterler. Arkadaşlarımız, ailemiz, sevdiğimiz, içimizdeki kişiler. Betül, her zaman söylüyorum. Betül ben, Betül siz, Betül Ayşe, Betül Fatma. Bazen İçimizden birileri olduğu için ve özellikle de şundan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Yayın evimle görüşürken, kitabın baskıya gönderirken, editörlük aşamasında tek istediğim benim cümlelerimin değiştirilmemesiydi. Çünkü kalpten akan cümlelerin bir başka kalp tarafından değiştirilmesini hiç doğru bulmuyorum. kesinlikle. Aynen, daha sıcak oluyor. Hem daha bence iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası yansıtmanın. Çok sözünüzü Tabii kesiyorum. duyguların, yani tek bir kelime bile orada değişmesi bir sürü duyguyu değiştirebiliyor. Yazmak kolay değil sonuçta. Hani şimdi karşılıklı konuşurken birbirimizin mimiklerinden birbirimizin duygularını anlayabiliyoruz ama kitapta yazılar ve okur baş başa. O kelimelerin, o cümlelerin içinde gözyaşını görmeli, gülümsemeyi görmeli, siniri görmeli, kızgınlığı görmeli. Hepsini o cümlelerin içinde görmesi gerekiyor. Kesinlikle, aynen. Yani bir de şey, bazıları o kadar yorumları okuduğum kadarıyla şöyle deniliyor. Bazen çok kızdık. Niye böyle yaptı? Hani o kadar duygularını anlatmışlar ki okuyanlar. Çok da hoşuma gitti. Hatta ben yorumları bakarken sabah ne olduğunu fark ettim. Açıkçası o kadar çok şey oldum ki, beğendim. Çok sıcak geldi. Öncelikle okuyanların hani ilgisini gerçekten çok çok çekmiş. Bu şeyde özellikle kitap yazmaya nasıl karar verdiniz? Yani çocukluk hayali miydi, yoksa çevrenizdeki insanlar, arkadaş çevreniz işte bir tane kitap sen de yazmalısın, mutlaka yazmalısın mı denildi? Şöyle, evet, dediğim gibi küçük küçük notlar yazmayı severim. Gittiğim yerlerde notlar almayı severim. Hani bir resim bile çeksem arkasını yazmayı severim. Hani unutulmaması benim için önemlidir. Anın unutulmaması çok önemli. Kesin. Çünkü anlarımız önemli. Günler geçtikçe, yıllar geçtikçe de tabii ki artık yaşımız iyice ilerlemeye başladıkça da unutma kapasitemiz yükseliyor doğal olarak. Ama arkadaşlarımdan gelen isteğim de vardı. Hani bu, bir kitap yazmalısın, bir kitap yazmalısın. İşte cümlelerin güzel şeklinde. Ben de hep şey düşünüyordum mesela, sağlıkçı olduğum için hepimizin genel bir hayali vardır. Sağlık camiasında tabii enteresan olaylar çok yaşanıyor. Bunları biriktirip yazmak hep hayalimdi aslında. Ama çıktığım ekspres yolculuk sonrasında da bu yolculuğu yazmak istedim ilk başta. Onu da iki kitap şeklinde yazdım. Şu anda üçüncü kitabımda hazırlıkları devam ediyor. Hani onu soracaktım. Hani önümüzde bir kitap var mı? Yeni bir kitap Önümüzde iki kitap var. çıkıyor hazır Birinci... yakalamışken sorayım o zaman. Nasıl bir kitap düşünüyorsunuz şimdi? Aynı devam mı edeceksiniz, yoksa farklı Yok, bir... hayır. O iki seride zaten orada vermek istediğim mesajları vererek kitabın sonunu getirmiştik. Üçüncü kitabım Babama Mektuplar. Oo, güzel. İsimli olarak da güzel. Evet, bir kız çocuğunun. Ses geliyor. Neden neden oluyor anlamadım. Ben de bir heyecanlandım sizin. Telefon düştü. Bir dakika, şöyle yapayım. Genelde bu canlı yayınlarda uçak modunu alıyorum ama bir yandan mesaj yazanlar oluyor. Sessize almak zorunda kaldım. Bu Ben de canlı öyle yayınlarda yaptım şimdi. çok Sessize fazla almıştım. Sonra sizden gelen çağrılar ondan mı gelmiyor diye tekrardan sesini açtım. Babama Mektuplar, evet, o bana özel, benle ilgili bir kitap. Babamı çok küçük yaşta kaybettim ben. Ve onunla hep kabristanın başında muhabbetlerimiz olurdu. Onları da küçük küçük notlar halinde, dediğim gibi, tutuyordum. Ama bunların küçük notlar halinde kalmaması gerekiyor. Benim babama olan sevgim, ben bu dünyadan gittikten sonra benle beraber gidecek ama gitmemeli. Evet. Yani Ondan onun sonra, yani bir babanın hayattan ayrılmış olması kızıyla arasında bağı kopartmıyor. Bunu anlatmak istedim. Ona yazdığım, işte özel günlerim için yazdığım mektuplar. Mesela beni istemeye geldikleri günle ilgili yazdığım mektup, düğün günümle ilgili, çocuğumu ilk kucağıma aldığım günle ilgili. Babam yanımda olsaydı ne hissederdim? Ya da babam yanımdaymış gibi ona neler anlattım?
Bunları anlatan güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Ben de açıkçası çok güzel bir kitap olacağını düşünüyorum böyle anlatmanızda. Gerçekten hani heyecanla bekliyorum. Almak isteyenler inşallah ki öncelikle sizin sayfanızı takip etsinler. Kitaplarınızı okumalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten şu şey de çok dikkatimi çekti. Öncelikle çok da heyecanlandım ya, ben bilmiyorum. Çok sizinle yapacağım diye de bir heyecan var. Güzel yorumlar da var. Öncelikle bu çok çok önemli ve duygularınızı da çok, hislerinizi, duygularınızı içtenlikle yazdığınız, onu da yansıtabiliyorsunuz. Bazı kitaplarda şöyle bir şey yaşıyoruz. Okuyoruz kitap ama çok fazla sıkılıyoruz. Bir müddet sonra okumak istemiyorsunuz o kitabı. Artık bitsin de diyebiliyorsunuz. Ama bazı kitaplarda böyle akış var, onu hissediyorsunuz. O yazarın yazdığı hisler ya da o duyguları hissederek okuduğunuz kitaplar olunca daha çok keyif alıyorsunuz açıkçası. Ben de bu yorumlardan sonra herhalde dedim gerçekten, ama bu enerjiniz de çok güzel. Enerjiyle de yansıtabiliyorsunuz. Peki kitabınızın yayınlanma aşamasındaki deneyimizi anlatabilir misiniz? Neler yaşadınız? Neler yaşadım? Kitabımın yayınlanma aşaması şöyle. Kitabımı ilk önce çok düşündüm. Tek kitap mı, iki kitap halinde mi çıkartmamayı? Ama şöyle bir şey yapmak istedim. Bu kitabın sonu henüz yazılmadı sloganıyla kitabı ortada bitirerek ilk kitabı çıkarttık. Soru vardı da onu okudum. Üçüncüsü var mı, dördüncüsü de var mı diye yazmışlar sizi. Onu zaten. Bundan sonra ona da cevap vereyim. Evet, bu kitabın sonu henüz yazılmadı diyerek yola çıktık. Tamam. Çünkü ilk kitabın sonunda okuyucudan gelecek sonu da merak ediyorduk. Evet. Okuyucunun nabzını da merak ediyorduk. Bu kitabın sonu nasıl bitmeli? Ondan sonra onları da değerlendirdik. Yayın evi çok tecrübesizdim, çok acemiydim. Yayın evi arama sürecim epey uzun oldu. Ben bir şeyi araştırırken tavsiyelerden araştırmam, hep şikayetlerden araştırırım. Onlara dikkat ediyor. Biraz da şeylik oluşuyor değil mi? Yani şimdi acemisiz nasıl çıkaracağım? Güzel yayın evi mi? Şikayetler var mı? Çünkü yayın evi de çok çok önemli. Tabii Yayınladığınız ki. kitabın öncelikle onların size tavsiyeleri de çok çok önemli. Yön gösterecek mi? Yardımcı olacak mı? Ama büyük bir heyecanla, yani gerçekten çok çok iyi yapmışsınız. Büyük bir heyecanla gönderdim yayın evine, Word'e çektim. Çünkü ben deftere yazıyorum normalde. Defterlerden sonra kitap haline getirmek için tekrar yazım aşamasına geçiyorum. Yayın evine gönderdikten sonra heyecanlı bir bekleyiş başladı tabii. Basılmaya değer bulunacak mı, bulunmayacak mı? Günlerce Basılmaya değer yazıyorsun. bulunduktan sonra sıkıntı olmadı zaten. Çok hızlı ilerledi süreç. Ve 1-1,5 ay gibi bir süreçte yayınlanmıştı. Yayınlandığı dönemde zaten Cuma günü yayınlandı. Kitabın yayınlandığını bile göremedim. Çünkü pandemi ilan edilmişti. İki gün sonra gördük kitabın yayınlandı. Çünkü zorlu bir süreç başlamıştı bizim için. Ama çok keyifli, o sürecin içinde bizi çok keyiflendiren, mutlu eden bir anı olarak anılarımıza yazıldı o da. Evet, onda da vardır bir hayır. Hani yaşadığımız her şeyde Tabii bir hayır ki. diyoruz ya. Genelde günlükten başlamışsınız galiba, değil mi? Günlük yazarak bu Evet, kitaplığı. günlük şeklinde o gün olan olaylarla, o kendi hayallerimi. Hepimiz gece yattığımızda aslında yapmamız gereken, ben çok yapıyorum sanırım. Hani yatağa yattığım zaman ertesi gün yapacağım işleri düşünmüyorum. Kesinlikle işi odama taşımıyorum. Tavana bakarak hayal kurmayı çocukluğumdan beri çok seviyorum. Aslında ne Bir güzel. sürü Çok güzel bir alışkanlık aslında baktığımda. hayal kurarım. Çok bazen diyorum ki bunların hepsi bir araya gelse bu kadın deli derler. Ama güzel bir uykuya dalıyorsunuz öyle. Çünkü iş düşünerek uyuduğunuz zaman sabah stresli ve mutsuz uyanıyorsunuz. Kesinlikle. Zaten hani uzmanlar da demiyor mu? İşi bırakın, evde bırakın. Çoğunlukla biz bu şeyi eğitimlerde bunu söylüyoruz. Yaptığınız işi bırakın. Kapıdan girdiğiniz anda iş işte kalsın, evde. Hani işe gittiğinizde de evdeki durumları taşımayın. Hani o anda İşte bırakmak lazım. bizim işimiz pek öyle değil. 7-24 işleyen bir sistemin
çalışanıyız ve yöneticisi olarak çalışmak Evet. çok daha büyük sorumluluk. İşte gece 12, 1, 2, 3, 5 hiç fark etmiyor bizde. 24 saat çalışır haldeyiz. Hiç olmazsa kendimle kaldığım anları mutlu değerlendirmeye çalışıyorum. Gerçekten sizler çok çok değerlisiniz bizler için. Sizin sayenizde hani şu an ben her zaman da hele ki son zamanlarda bu Covid'den dolayı daha çok kıymet bilindi. Tabii ki bilmeyenler bazı şeyler de yaşayabiliyoruz maalesef ki. Yaşanan sorunlar da yaşanılıyor. Saldırılar ya da genellikle pardon şiddet gösterenler de oluşabiliyor. Duyuyoruz haberlerde çok üzülüyorum açıkçası. Ama zaten de insanların da ruhsal olarak da bozuldular. Çok çok da yıprandıklarını düşünüyorum. Normal bir kişi zaten bunu yapmaz. Ama maalesef de böyle Ya şeyler oluyor. hayatın her alanında şiddet var artık Kesinlikle. toplumumuzda ve giderek artan bir şiddet Maalesef. var. Geçmişe kıyasladığımız zaman sahiden bunu hani kendi hayatımızdan bile şiddetin artışını görebiliyoruz. Dediğim gibi hani toplumsal yapının bozulmasıyla alakalı olarak bu şiddet artıyor ama umarım en kısa zamanda azalmaya başlar. İnşallah. Hani çoğunlukla şöyle diyor, hani çevremde duyduğum kadarıyla çok uzadıkça evde kaldıkça artık bunalıyoruz. Ya şöyle bir yazı da okumuştum. Dışarı çıkınca ya tahtalı kalemiydi, tam söyleyemiyorum da, içeride kalırsak tımarhane, dışarı çıkarsak tahtalı mı? Aklıma da gelmedi o an. Tahtalı köy. Ha, tahtalı köy. Olacağız diyenler var. Artık inanılmaz derece bunaldık diyenler de karşı karşıya geliyoruz ki yapabileceğimiz bir şey yok. Ne Ya yapalım? işte aslında bu bize verilen bir ders olarak düşünüyorum ben. Yaklaşık 1,5 sene önceki Mart ayına gidersek, Mart ayının öncesine gidersek hepimizin sürekli kullandığı cümleler vardı. İşte işten eve, evden işe. Hayatta bir değişiklik yok. İşte hayattan bir şey yok. Bir değişiklik yapamıyorum. İşte sadece değişikliği yapmak bizim elimizde. Ama sistem getirip bize o işle evin arasına öyle bir şey koydu ki Kesinlikle. o işle evin arasında ne kadar mutlu olduğumuzu anlamamızı sağladı aslında. Aslında bir İşine şeyler gidemeyen öğrendik insanlar diyorum. var, işinden olan insanlar var. Yani hayat daha zorlaştı. O şikayet ettiğimiz hayatın kıymetini şimdi çok daha iyi biliyoruz. Yani kolaylaştırıcı yönleri de oldu, zorlukları da oldu baktığımızda. Tabii ki bunu bir süreliğine de olsa baş etmenin işte bize kattığı ya da neleri öğretti demek de lazım aslında, değil mi? Bu COVID sürecinde Evet. bize neler. Yani işte almamız gereken çok güzel dersler vardı. Umarım hepimiz kendi payımıza düşenleri almayı başarabilmişizdir. İnşallah, inşallah, inşallah alırız. Peki işte, Gökyüzü Hanım, öncelikle dikkatimi çekti. Yaşam koçluğu eğitimi almışsınız siz de. Onu Yaşam koçluğu eğitimi almadım. Sertifikanız vardı galiba da, o yüzden Şöyle, yaşam koçluğu eğitimi almadım. Kitabım sayesinde oldu. Atom enerji dengeleme ve bilgi sistemi orta seviye öğrencisiyim. öğrencisi olarak şey yaptınız ha. Şu an öğrencisiyim. İnşallah Haziran sonu Temmuz başı gibi ileri seviye yani son seviye eğitimimi de tamamlayıp uygulayıcı olma hakkını kazanacağım. O da kitabım sayesinde tamamen tesadüfen tanıştım. Çok sevdiğim şu an çok sevdiğim arkadaşım sayesinde oldu. Evet, hayatta enerji önemli ama enerjinin doğru kullanılması önemli. Enerjiden çok bilgi önemli ve bu enerji ve bilginin dengede kalması önemli. Bunu hem kendime hem çevreme uygulayarak hayatın dengede kalması için adım atmış oldum. Yaşam koşuluyla bu aldığınız o eğitim şeyinin, peki kitabınıza yazarken faydası oldu mu size? Kitaptan Yazarken sonra tanıştım. Ben Şubat ayından beri kitaptan ilgilendiğim bir konu bu. sonra. Yani Mart ayı gibi diyeyim. Çok nasıl diyeyim? 3-4 aylık bir süreçti. Ama çok hızlı ilerleme kaydettim. Çok da sevdiğim bir sistem oldu. İnşallah bundan sonra kitaplarıma yansımalarını göreceğiz. İnşallah. Bence yansımaları olur diye düşünüyorum. Çünkü aldığımız her eğitim mutlaka yansıyor. Tabii ki Kendimize de hayatı olsun. bile yansımaları şu anda sadece kendimden değil çevremden gelen yansımaları, sordukları sorular, işte enerjindeki değişimler çevreden sorulmaya başlandı ki bu demek ki yansımaya başlamış. Hiçbir eğitim faydasız eğitim diye bir şey düşünmüyorum ben zaten. Kesinlikle. Peki şey yönden de size soranlar oldu mu? İşte şöyle yapsaydınız kitabınızda şu
olmasaydı daha iyi olurdu diyenler oldu mu? Olumsuz bir şekilde dönüş oldu mu? Olumsuz Alkol dönüşler de tabii ki oluyor. Mesela bir öğretmen hanım okuduktan sonra mesela ilk kitapta uzatmalarım var benim. Kelime mutlaka vardır uzatmalarım var. kitap Ondan sonuçta. sonra mesela ondan rahatsız olduğunu okurken çok rahatsız olduğunu söyledi. Tabii ki doğal. Ama o benim öyle olmasını istediğim bir şeydi. Çünkü orada hani haykırırız ya, o haykırmayı bir şekilde oraya yansıtmak gerekiyordu. Onun için kullandığım uzatmalardı. Betül'e çok kızanlar oldu. Bu kadar Evet. verici olduğu için. Kızmayı da şöyle yorumluyorum. Betül hepimiziz ya. Türk kadın zaten hep verici. Kesinlikle Sevgi aynı. emek ister. Evet, sevgi emek ister ama sevgi tek taraflı emek istemez. Sevgi iki taraflı emek ister. Bir tohumu toprağa emanet ediyoruz. Emek veriyoruz, değil mi? Çapalıyoruz, suluyoruz çıksın diye. O tohum emek vermezse çiçek olur mu? O da emek veriyor. Kabuğunu çatlatmaya çalışıyor. Topraktan tek bir yaprak çıkartmaya çalışıyor. Yani sevgi karşılıklı emekli olur. Sevgi tek taraflı emekli olmaz. Kesinlikle. Aynen. Orada yorumlarda ben de okudum. Çok fazla sitem edenler, kızanlar. Çok kızanlar var ama onu diyorum yani bu içimizden biriydi yani. Ne Bu kadar bir Türk kadınıydı. benimsenmişler ki. Hani o kadar çok benimsenmiş ki kitap. Hani bu yorumları yapabiliniyor. Sistemlerini söyleyebildikleri için gerçekten çok çok bilemiyorum ama gerçekten çok fazla benimsenmiş, çok fazla sevilmiş açıkçası. Ya mutlaka ki oldu. Birinci de olma o ilk olan şeydi. Sonra ikincisi daha da güzel olur. Mutlaka ki bizler de öyle değil miyiz? Yaptığımız bir çalışmada. Aa şurada eksiğim var. Aa burasını tamamlama. O da bir deneyim sonuçta hepimizin. Tabii. İkinci kitabımı yazarken mesela ikinci kitabımı tekse geçerken oturup ilk kitabımı tekrardan okudum ben. Kitap halinde okudum. Orada yaptığım hataları ikinci kitabımda görmeye başladım. Dedim ki ya bunu yapmamam gerekiyor. Ve ikinci kitap çok daha fazla beğeni aldı ondan sonra. Evet. Tabii ki zamanla hani şu anda yazarım demek evet bunca üstat varken benim haddime bile değil amatör bir yazarım. Tabii ki yani sonuçta. Amatör bir yazarım. Ama umarım hani okuyuculardan gelen yorumlar gerçekten çok önemli. Kesin. Do kötüsü de iyisi de hepsi çok önemli. Çünkü oturup düşünmek durumunda bırakıyor sizi. Tekrar dönüp o sayfaya bakıyorsunuz bazen. Diyorsunuz ki aa böyle okurken böyle mi oldu acaba? Böyle yanlış mı hissedildi? Bunları tabii ki değerlendiriyorsunuz. O her yorumun her kelimesi çok önemli. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle de bir şey var. Kitap yazmak isteyenlere neler önerirsiniz? Nelere dikkat etsinler? Ya da neleri yapmasınlar? Gibi biraz da tüyo verelim değil mi? Mutlaka yazmak isteyenler vardır içimizde. Tabii ki vardır. Dediğim gibi ben yanımda bir defterim vardır. Hiç ayırmam. Küçük bir defterim. Aklınızda nerede geleceği hiç belli olmuyor. Bir anda yürüyüşe çıkıyorsunuz, aklınıza bir şey geliveriyor bir anda. Ya da bir seyahate gidiyorsunuz. Yani kısa bir şehir içi seyahati bile olsa aklınıza gelen bir cümleden bazen 2-3 sayfa size kompozisyon çıkabiliyor. Kesinlikle. Ortaokul, lisedeyken öyle yapmıyor muydu bize edebiyat hocalarımız? Evet. Bir cümle veriyorlardı, kompozisyon yazdırıyorlardı. Aynen. Bu arada kompozisyon derslerinde hep yüksek not alırdım. Çok severdi hocalar, okuturlardı. Cümle kurmayı seviyorum. Kendimi cümlelerle çok daha iyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani yazma dilimin konuşma dilimden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Not alsınlar, çok kitap okusunlar. Çünkü kelime haznesi çok önemli. Gerçekten. Cümlelerin her yazarda farklı farklı cümle yapıları var. Oradaki düzgünleri ve yanlışları kendileri zaten bir süre sonra seçmeye başlıyorlar. Ben şuna da karşıyım. İşte sadece klasik okunsun, sadece şu okunsun. Ya her yazar okunmalı, her kitap okunmalı. Okumaya değmez diye bir kitap düşünemiyorum. Her kitapta bir cümle sizin hayatınızı değiştirebilir. Her kitap, her yazar gerçekten değiştirebilir. Zaten çok da sevdiğimiz böyle Değiştirebilir. kitaplardan, arkanızda kitapları görünce manzarasını gerçekten. Evet, kitaplarımı çok severim. Depremde çok kitabımı kaybettim, çok üzüldüm. Ama şu an kitaplığımın yarısı çok daha anlamlı benim için. Çünkü babamın kitapları var orada. Aman, ne kadar güzel. Babam da çok kitap okurdu. Annem onları özenle saklamıştı. Onları kitaplığımı kurduktan sonra ondan aldım. Yani 60-70 basımı kitaplar, 50 basımı kitapları var.
Neredeyse her gün iki güne bir roman bitirirdi o da. Çok okuyan, çok okumayı seven birisiydi. O kitaplar çok daha anlamlı benim için. O yüzden kütüphanemi çok seviyorum. Burasını huzur odam diyorum zaten kendime. Kitaplar Huzur gerçekten çok odası yaptım huzur veriyor kendime. sana. Değil mi? Aslında aşılamak lazım çocuklara dahi. Biraz daha görüyoruz. Bazen işte sevmiyorum diyor çocuklar. Sevdiği tarzda kitap da önerilebilir aslında. Neyi seviyorsa onu Şöyle bir şey düşünüyorum ben çocuklar için, yani kendi çocuklarımda da denediğim buydu. Çocuklar bizim söylediğimizi yapmıyorlar, yaptıklarımızı yapıyorlar. Evet, kesinlikle. Evde anne baba televizyon seyrediyorsa, anne baba cep telefonuyla oynuyorsa bir çocuktan kitap okumasını sevdiği sevmediği tarz diye bir şey olamaz ki. En sonu o çocuk kitap okumayı alışkanlık haline getirir. Benim evimde neredeyse 15-20 senedir televizyon yok. Aslında aynen çocukların yanında ne yapmamız Çocuk kitap alıp. Çocuğun yanı yani çocuklarımızdan hep düzgün insan olmasını bekliyoruz. Bizden daha iyi olsunlar bekliyoruz. Ama bizim davranışlarımız onlara yansıyor. Yani çocuklar bizim aynamız. Kesinlikle aynen. Bunları da dikkat etmek gerekiyor değil mi? O yüzden yani bilmiyorum da çok fazla bu tür sorular soranlar da karşı karşıya geliyoruz. İşte ben de kitap okuyorum ama çocuğum okumuyor diyenler de var. Onun sevebileceği bir kitap da okuyabilir. Siz şimdi önerdiği bir kitabı okuması ne kadar doğru? Sizinse onu seçmesi, onun isteyerek seçip alması gereken kitap Ya zaten çocuğu elinden tutup bir kitap merkezine götürmek çok zor bir şey değil. evet. Ama Kendisi seçsin. belki de şey sevmiyordur. Hani bazı velilerde duyuyorum. Kitabı alıp kendisi şu kitabı okuyacaksın ya da bu kitapları okuyacak. Demek yerine kitap almaya beraber gitsinler çocuk seçsin. Seçerek aldı bir Evet. kitabı daha severek okur. Tabii ki kendisi seçsin yani. O onun özgür dünyası çünkü. O yüzden de ben de aynı fikirdeyim. Kitaplarda gerçekten insan huzur veriyor açıkçası. Şimdi şey de soru soran var mı diye bir efendi sormuştu. Kısa sürede ikinci kitap, üçüncüyü bekliyoruz demiş. Sonra da peki dördüncü var mı ufukta diye sormuştu. Evet, dördüncü kitabım aslında üçüncü kitabımla dördüncü kitabım yer değiştirdi. Dördüncü kitabım üçüncü kitabım olarak çıkacaktı ama pandemiden dolayı ilk kitaplarım sayesinde tanıştığım bir grup genç var, çocuklarım var. Kurtalan'da yaşıyorlar onlar. Kurtalan'da okuma adına bir mücadele veriyorlar. Kitap okunması adına. Büyük bir mücadele veriyorlar hem de. Onlara buradan şükranlarımı sunuyorum. Çünkü küçücük yürekleriyle bizim kocaman kocaman insanların yapamadığı şeyleri yaptılar, başardılar orada. Onları buradan alkışlıyorum. Gerçekten muhteşemler. Onlara elimden geldiğince biz arkadaşlarına destek olmaya çalışıyoruz zaten kitap adına. 8 tane kütüphane kurdular Kurtalan'a. 9.'yu da kurdular. Tamam. Peki. Benim onlara bir sözüm var. Seferler açıldığı zaman, tren seferleri pandemiden beri durdu. Seferler açıldığı zaman onların yanına gideceğim. Onlarla bir müddet beraber yaşayacağım. Ve onları anlatan bir kitap çıkartacağım. Kurtalan okusun diye olacak onun da ismi. Bu konuda onlara destek olmak adına dördüncü kitabımı bu şekilde yayınlamayı düşünüyorum. Hala kitap toplanılıyor mu yardım için en azından Tabii ki kütüphanede? elim sürekli topluyorum, sürekli gönderiyorum. Tamam, bizler de en azından yardım etmek isteyenler, ben de kendim yardım etmek isterim. Kitap Çok seviniriz. yardımı yapmak Şu an isteyenler. onların bir projesi var, projelendirme aşamasında. Kurtalan Ekspresi'nde şu an projelendiriyorlar. Projelendirdikten sonra ben onlara destek kısmı başlayacağım. Kurtalan Ekspresi'nde o sefer esnasında kitap okunmasını sağlayabilmek için Kurtalan Ekspres isimli bir oda hazırlamayı düşünüyorlar, kitap odası. Muhtemel işte pandemi sonrasında başlatılacak bir proje olacak. Bu projede de sonuna kadar onlarla birlikte olacağım. Ay, elimizden geldiğince ben de yardım etmek isterim açıkçası, destek olmak isterim. Bu çalışmaların daha da artması gerekiyor. Birçok kişi de hani kitap yardımı etmek isteyenler varsa da mutlaka ki Gökmür Hanım'a da ulaşabilirler. Yardımcı olmak isteyenler mutlaka ulaşsınlar. Ve soracağım o kadar soru vardı. Kafam biraz da bugün dolu dolu aynı şeyde. Peki Gökmür Hanım, bu şey soracaktım. Kafam bugün biraz dolu dolu olduğu için de aslında kitaplar hakkında soracaktım da bir an kafam karıştı.
Bu bir an soramadım bugün. Bilmiyorum, kafam bir şey oldu. Sormak isteyenler Anladım. varsa Gökmen Hanım'a sorsun. Kitabınızda etkileyici bulduğunuz şiiriniz hangisi? Şiiri yazmışsınız galiba. Öyle bir soru buldum da o yüzden soruyorum. Şiir yok aslında kitabımda. Öyle bir şey yazısı bulmuştum. Etkileyici bulduğunuz bir şiiri diye sormuş bir tane yazar. Şiiriniz var mıydı kitabınızda? O yüzden şaşırdım. Kitabımda kendi şiirim yok. Orada Orada şarkı sözleri kırıntılı vardı genelde. vardı. Acaba onu mu sordu? Ondan Evet, dolayı şiir şey, yani şarkı sözünü orada tekrar. yazmıştık. Nilüfer'den Büyük Aşkım şarkı sözü vardı. Onun Çünkü için. Betül mektubunu yazarken o çalıyordu radyoda. O yüzden de onu oraya aktarmıştı. Muhtemelen odur. Ondan dolayı. Çünkü öyle bir cümle de okumuştum yorumlarda. Yorumları birazın çoğunu okudum aslında baktığımda. İşte bazılarında sistemler olduğu halde bağlayanlar ya da birinciyi beğenmeyenler. O gün çok sabaha kadar okudum. Biraz da şeyden soruları var mı diye baktım da kimsenin sorusu yok. Bunun yanı sıra bir soru soracaktım da aklıma gelmedi. Bugün biraz şey oldum. Çok da şey heyecanlı vardı. Peki şu süreç içerisinde öncelikle kitaptan ziyade neler yapabilirler? Hani kitap okurken işte not alırken ya da bir yerlere siz diyorsunuz ya kitap yazanlar, yazmak isteyenler. Not alırken işte cümleleri aynı mı yazsınlar yoksa değiştirerek mi yazsınlar? O anda o konuda Ya nasıl not konuşuyorsunuz? alırken şöyle oluyor. O an aklınıza gelen cümleleri yazıyorsunuz ya da tek bir cümleyi yazıyorsunuz. Evet, yazarken alelacele yazmış oluyorsunuz. Devrik bir cümle oluyor ya da bir ay sonra açtınız baktınız beğenmediğiniz bir cümle. Mühim olan o an aklınıza gelen ya da o an yaşadığınız şeyi bir kompozisyon haline çevirebilmek. Evet, bazen işte ben de Günlük gelişme sonuca mesela bağlayabilmek yani o cümleyi. O anda geliyor insanın hani bazen işte teknikler geliyor. Şöyle bir teknik de yapabilirim diyerek aklıma geliyor. O anda not alıyorum. Not almadığım zaman unutuyorum mutlaka. Diyorum ki şu şekilde şunu biraz değiştirebilirim insanlar açısından. Şöyle bir danışma. Tabii ki yani çünkü düşündükçe onun üstünde her şey öyle değil mi? Bütün projeler öyle değil mi? Bir proje aklınıza geliyor. Evet, o projeyi kaydediyorsunuz ama o projeyi sonra geliştiriyorsunuz. Dönüştürüyorsunuz. Güzelleştiriyorsunuz. Hani çünkü akıl sürekli üretiyor, bir şeyler üretiyor. Ona eklemeler yapıyor, çıkartmalar yapıyor. Aynı cümleler de kitaplarda bu şekilde ortaya çıkıyor zaten. Kesinlikle. Aniden notlarını alsınlar. Karar verdiklerinde de mutlaka ki sizin gibi araştırma yaparak Yayın evleri önemli. Evet, çünkü korsan yayın evleri var. Ben şunları da gördüm araştırma yaparken. Kitabı çalınan bir sürü yazar olmuş. Yazıları çalınan bir sürü yazar olmuş. Basılmaya değer bulunmamış ama sonra kendi kitaplarını başka yazar ismiyle okuyan arkadaşlarımız olmuş. Bunların birçoğuyla Bunları karşı yapabilirler karşıya mi? yani... Hani Efendim? çünkü bunu kolaylıkla çalıp da yapabilirler mi? Başkası Şimdi çıkarabilir mi? şöyle, yayın evine sonuçta bunu mail olarak gönderiyorsunuz. İspat edebileceğiniz hiçbir şeyiniz yok. Ben o yüzden ilk yayın evine gönderirken bundan çok korkmuştum. Hani ki en güvenilir yayın evi bile olsa tabii ki siz acemisiniz ve karşınızda okuduğunuz ya da görüştüğünüz kişilerden aldığınız kötü deneyimler var. Bunun için ben mesela yayın evine mail atmadan önce kendi kendime kargo yaptım şeyimi. Yazılarımı çıktı alıp, Word'e çıktı alıp kendi kendime kargo yaptım ve kargo paketini açmadım. Hani kargonun gidiş tarihi, geliş tarihi. Kargocu dedi ki ya, niçin siz kendinizi gönderiyorsunuz? Dedim ki hiç sorma siz, ben bunu. Yani böyle bir şey de yapılarak neler Ya da yapılabilir? noterden onaylatmak gerekiyormuş ama o tabii epey bir Noterde değil mi? pahalıya denk gelecek bir işlem. Aynen. Çalınmalar, şeyler, hani bu tür olayların O olduğunu yüzden yani düşünmüyorum. aslında böyle bir durmadı hiç düşünmez. Ciddi bir yayın eviyle çalışmak çok önemli. Kesinlikle. Şimdi bu çalınmaların olabileceğini hiç düşünmemiştim açıkçası. Hani bir başkasının emeğini bir başkası alabilir mi? Biraz düşününce ama yapılabilir. Gerçekten artık günümüzde çoğu şeyi Yani duyuyorum. ülkemizde her şeyi görmeye alıştığımız için. Maalesef.
çoğu, hatta şöyle bir şeylerden de duymuştum, birkaç eğitmenden duymuştum. İşte başkasının kitabını yurt dışında bir kitabı alıp dönüştürerek kendi kitabı gibi çıkaranlar dahi oluşabiliyormuş. Öyle şeyler de duyuluyor. İşte kendi İşte tercüman edip. biraz dikkat etmek gerekiyor. Aynen. Aceleci olmamak gerekiyor. Gerçekten önemli bunlar. Ya Çünkü bunları orada sizin emeğiniz var. Gerçekten ciddi bir emek var orada. kesinlikle aynen. Bir de Yani hani o verdiğiniz emekten çok gönül bağı kuruyorsunuz sonuçta o eserle. tabii bir emek harcıyorsunuz. Ne olursa olsun bir emek harcayıp bir başka sizin emeğinizi çalıyor resmen. Hırsızlık gibi bir şey baktığınızda. Ne kadar olsa evet Türkiye'de alışık çalmaya diye yazmış. Onur Seyhan Bey yazmış bunu. Az önce de bir soru yazmış, sormuştu size. Gökmen Hanım, çok teşekkür ediyorum davetimi kırmayıp katıldığınız için. Ben Bir hafta teşekkür ediyorum boyunca davet ettiğiniz heyecanla için. bekliyorum. Katılan tüm arkadaşlarıma da çok teşekkür Ben çok ediyorum. teşekkür ederim katıldığınız için. Çok Çok güzel keyifli bir akşam bir oldu benim için. enerjiniz var. Çok güzel bir enerjiniz var. Gerçekten hani yansıttığınız o enerjiniz, sıcak kanınız, böyle pozitif bir enerjiye sahipsiniz. Ve kitaplarınızda da çok çok güzel övgüyle bahsediliyor. Bunu zaten hani sizin sayfanızdan takip etsinler, kitaplarınızı mutlaka alsınlar, okusunlar ve şöyle gerçekten çok çok övgüyle bahsedilen kitaplar. Yorumlardan da zaten okuyup da anlayabilir arkadaşlar. Bir solukta okuyabileceğimiz bir kitap deniliyor. Heyecanla okuyabileceğimiz bir kitap deniliyor. Evet, Ve biraz insanları böyle hem sinirlendiriyor, hem kızdırıyor, hem evet. heyecanlandırıyor. Ve o kadar ki şu geldi aklıma açıkçası. Kitabı okurken şimdi bazı kitaplar sinemaya, diziye dönüştüğü için öyle bir şey olur mu acaba? Öyle bir şey olursa diye düşünmedim Şimdi o mi? ikinci kitabımın sonunda yazdığım bir şey zaten gerçekten çok istiyorum bunu. Gerçekten olur çünkü inanılmaz derece yorumlar var. Dizi olursa artık Bu bilmiyorum yorumlar nasıl olur. dizi olarak bilmiyorum ama gerçekten bunun film olarak beyaz perdede görmeyi çok istiyorum. Evet, inşallah. İnşallah, inşallah olur. Gerçekten en çok istediğim hayallerimden biri. Bir tane ek şey gelmişti aklıma. Az önce aklıma gelmedi, kusura bakmayın. Tam size anlatırken unuttum. Bazen de unutuyorum. Şey rahatsızlığımdan dolayı biraz unutkanlığım da var. İşte bu şey olayı olmuştu. Onu duymuştum bizim kitap saati canlı yayınımızda anlatırken. İşte tanıtımı yapacaktık. Çok organize etmiştik ama iptal oldu diye bir hikayeniz vardı. Ondan bahsedebilir misiniz? Kısaca da olsun. Evet, bahsedeyim. İlk kitap yayınlanırken işte yayın evine teslim ettikten sonra o yayınlanacağı tarihi belirledikten sonra biz hızlıca imza günü hazırlıklarına başladık. Ve bu özel bir imza günü olacaktı. Ankara, tarihi Ankara Garı'nda olacaktı. Çünkü Doğu Ekspresi kitap. Evet. Ondan sonra bu arada şeyi de söylemek istiyorum. İlk kitabımın resmi tamamen kendi çabalarımla bir Çektiğim resimdi. Ama ikinci kitabımın resmi ilk kitabım sayesinde tanıştığım böyle tren sevdalısı bir kardeşim var, Hayrettin. Çok kendisi kendi çektiği resmi bana hediye etti. Çok anlamlı aa. bir hediyeydi benim için. Kars'ta çekilmiş Doğu Ekspresi resmidir o. Kendisine çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sahiden çok anlamlı bir hediyeydi benim için. Çok teşekkür ediyorum. Çok çaba sarf ettik. Bu imza günü bizim için çok önemliydi. Bütün arkadaşlarım için. Herkes heyecanla o günü bekliyordu. İşte bütün hazırlıkları tamamladık. İşte yan flütlerdir, yok balon süslemeleridir. İşte o gün Doğu Ekspresi'ne binecek yolculara dağıtılacak hediye kitaplardır. Her şey ayarlandı. Pazar günüydü imza günümüz. Artık ben hani yola çıkacağım Ankara'ya doğru. Çarşamba günü pandemi ilan edildi. Her yer kapatıldı. Ama çok güzel düşünülmüş. Hani imza orada Doğu Ekspresi'nin trenin o tarafta. Hani organizasyon çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ondan dolayı bunu özellikle Evet, anlatmanızı tek istedim. yani hepsini onlar da hepsi benim tek tek düşünerek yani gece tavana bakarak kurduğum hayallerimdi. Hayallerimi Çok gerçeğe dönüştürmek istemiştim. güzel. Hani Doğu Ekspres kurları zaten açılacak. Yine gerçekleştirmenizi tavsiye Tabii ki ediyorum. hem de artık iki kitabımla birlikte olmuş olacak. Aynen. Çok daha güzel olacak inşallah. Kesinlikle. Yani şu anda da pandemiden dolayı açılmadı galiba. Çünkü Doğu Ekspres turları da çok fazla vardı. Çok da beğenilerek
katılanlar vardı. Gerçekten yani herkesin hiç olmazsa ömrü boyunca bir kere katılması gereken bir tur diye düşünüyorum. Çok yol manzarası çok güzel. Gece vagonda uzandığınız zaman yıldızları seyrederek uyumak çok güzel. Gerçekten çok güzel bir yolculuk. Yeni yerleri keşfetmek de güzel zaten. Hani Evet farklı zaten yönleri. bir de yeni insanları keşfetmek de çok güzel. O Anadolu insanının sıcakkanlılığı, işte gittiğimiz yerlerdeki misafirperverlikler, karşılamalar. Sahiden bizim için hele Batı kültürüyle yetişmiş insanlar için çok farklı. Kesinlikle. Yani mutlaka ki farklı yerleri keşfetsinler. Anın tadını çıkarsınlar. O anı yeni yerler görsünler. Mutlaka ki yapsınlar. Ben şeye karşıyım Kesinlikle. mesela, bir otele git, tek bir otelde kal, tıkılı kalmaktansa bir yerleri de farklı farklı yerlerde keşfetsinler. Nasıl olsa evlerde tıkılı kalıyoruz. Zaten otelde kalacaksak her zaman onu söylerim. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Herkesin elinde bir havuzlu otel var. Aynen, kesinlikle. Yani her yerde havuz da var. Gerek yok. Aslında Doğu Ekspres turunu ben de çok istiyorum. Nasip olmadı ama inşallah olur diye düşünüyorum. İnşallah imza günden sonra trene biner İnşallah. hep birlikte gideriz. İnşallah niyet edelim olsun, beraber gitmeye diyelim. İnşallah. Evet, çok teşekkür ederim tekrardan. Az önce o soruyu soracaktım da unuttum, bir türlü aklıma gelmedi. Onu özellikle söyleyecektim. Çok teşekkür ederim Ben katıldığın teşekkür ediyorum. Çok için. sağ olun. Çok keyifli bir akşam oldu. Çok sağ olun. Esin de enerjisi. Emeğinize, yüreğinize Kitaplarınızı da sağlık. mutlaka okuyacağım, yorum yapacağım. Okuyamadım çünkü Yorumunuzu heyecanla bekliyorum. Rana Kaplan'ın okuma saati şeyi vardı, canlı yayınımız vardı. O zaman tanıma fırsatı buldum Gökmür Hanım'ı ve çok da sevdim, çok da beğendim. Çünkü enerjisi de çok çok güzel. Kitabı da çok çok, hani orada katılan arkadaşlardan bazıları da çok övgüyle bahsetti kitabı. Ve özellikle de istiyorum açıkçası. Mutlaka ki yorumlarımı da ekleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Ben tekrardan. teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi Görüşmek akşamlar üzere. İyi herkese. akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Siz Hoşça de. kalın. Siz de. Hoşça kalın. Evet, sevgili Gökmen Hanım'la da yaptık canlı yayınımızı. Mutlaka kitaplarını almanızı tavsiye ediyorum. Ve yorumlarını da zaten kitapların yorumlarını da okuyabilirsiniz. Gerçekten çok çok akışta, bir solukta okuyabilecek kitap. Ve yorumlar da çok çok ilgimi çekti. Çok çok güzel olduğunu da söyledi. Ben de okumadım. Ama mutlaka ki okuyacağım. Özetini okudum biraz, baktım nasıl diyerek. Çünkü çevremden o kadar bahsedildi ki, yani ilgimi de çok çekti. Bir de kitap okumayı da seviyorum. Peki bu arada kitap desteğinde bulunmak isteyenler mutlaka Gökmen Hanım'a ulaşsın. Yardım etmek isteyenler. Çünkü kitaplık kuruluyor. En azından sizin de payınız olsun. Bu kadar diyorum. Bu arada danışmanlık için almak isteyenler yazmış. Enerji çalışması yapmıyorum arkadaşlar. Ben bir enerji eğitimi almış bir kişi değilim. Tabii bir enerji alan kişiler için çok çok fazla. Sadece profesyonel koçluk, işte öğrenci koçluğu, motivasyon koçluğu yapın. Motivasyon üzerine bir çalışmalar yeniden yapacağız. İşte kaç kişi olur tam karar veremedik. O 20 kişi de olabilir. Çok kalabalık olmadan bir motivasyon workshop tarzında bir çalışma düşünüyoruz. Bunun bir arkadaşlarım daha var. Onlar da katılmak istedi. Hep beraber yapalım denildi. Tam sayı olarak şu an netlik yok. O hakkında soranlar olmuş, yazanlar olmuş. Netlik yok. O yüzden cevap vermedim. Ondan dolayı sizi bilgilendireceğim. O arkadaşlarla da plan yapalım. Online mı yapsak yoksa yüz yüze bir açık alanda mı yapsak diye düşündük. O yönden biraz ikilimde kaldık. Sizler de tabii ki bu konuda online yapmak isteyenler de yazsın. Bir bakalım yoğunluk hangi? Online isteyenler göre çoğunluk gelirse online yapacağız. Açık alanda yapmak isteyenler çoğunlukla gelirse açık alanda. O yüzden biraz kararsız kaldı konuda. Öyle bir çalışma yapılacak. Çünkü insanların çoğu kişi artık motivasyon konusunda biraz daha kendimizi, enerjimizi biraz enerji olarak da toparlanmak istiyoruz diyenler var. Bakalım onun hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Mesajlarınızı yazın. Online isteyenler online yazsın. Bir çoğunluğa göre tartacağız. Kaç arkadaş olacak bilmiyorum. Eğitmen olarak 3 arkadaş birlikte yapacağız büyük ihtimal.
Bunun hakkında zaten sizi bilgilendireceğim. Bunun seanslara online devam ediyorum. Şu an yüz yüze devam etmiyorum. Eğitimlerimiz de online devam ediyorum. Sadece workshopları konusunda biraz bakalım yüz yüze mi olacak tam ben de bilmiyorum ama bir konuda sizi bilgilendireceğim. Bunun hakkında da tanıtım afişi mutlaka yapacağız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum her birinize katıldığınız için izleyicilerime. Sorularınızda daha değmeden sorularınız var. Onları sonraki haftalarda cevap vereceğim. Bu hafta biraz yoğun olacağım. O yüzden cevap veremeyeceğim. Hepinize çok teşekkür ederim tekrardan. Biraz da kafam yoğun çünkü o kadar çok sorular vardı. Onlara da biraz takıldım. Çok soru soran ama çoğunlukla enerji konusunda yazanlar olmuş. Enerji çalışması yapanlar, biyoenerji çalışması yapanlardan eğitim alabilirsiniz. Ben biyoenerji çalışması yapmıyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Gülümsemeyi unutmayın. Öncelikle moralinizi çok çok bozmamaya ve daha olumlu düşünmeye, kitap okumaya ve dışarıda yürüyüş yapmaya, doğayla baş başa olmayı da unutmayın. Eve çok çok fazla tıkılmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.